Arkadaşlar merhaba ben Kemal Öğretmen. 2023 yılının uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavı ile ilgili hazırlıkların ilk videosu bu olacak. Geçen yıl uzman öğretmenlik sınavına hazırlanırken kitapçık bayağı bir kalındı. 450 küsür sayfaydı. Neredeyse 500 sayfaydı. Bu yıl kitapçık yarı yarıya azalmış benim gördüğüm kadarıyla. 234 sayfa falan yanılmıyorsam. Bir şeyler azaldıysa acaba dedim KPSS'ye vari bir sınav mı olacak? Yani geçen yıl Trabzon nerede diye sorular çıkmıştı. Bu yıl sorular biraz zor mu olur? Şüphe götürüyor. Belli değil benim için de. Bu şekilde sınava hazırlanmaya başlayacağız. Eskiden izleyen dostlarımız, geçen yıldan uzman öğretmenlik ve öğretmenlik sınavına gelen dostlarımız varsa hepinize merhaba, özdeştik. Ee, yeni katılan arkadaşlarımıza hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Kanalda yeni gelen arkadaşlarım abone olmayı unutmayın. Teşekkür ve katıl butonu da sizler için. Birinci bölüm öğrenme ve öğretme süreçleri. Altını çizdiklerim şeklinde ilerleyeceğiz şu şekilde. Ee, öğrenme ve öğretme süreçlerinde sınavda 15 tane soru çıkacak. Bu ve modül 3 rehberlik ve özel eğitim ve rehberlikte de 15 soru var. Bunlar sınavda en çok soru gelen kısımlar. Sıkılmadan dinlemeye çalışın, sıkılmadan izlemeye çalışın. Anlattıktan sonra 12 modülü. Aşağıda yorumlara sabitlediğim e, Kemal Öğretmen Özetler kanalından da kısa kısa özetler vereceğim size. Ardından öğreten sorular hazırlayacağız. Ardından da Türkiye deneme sınavları hazırlayacağım. Tamamen özgün hepsi bana ait olacak. Şimdi öğrenme ve öğretme süreçlerine başladığımızda ilk başta karşımıza eğitim programının tanımı karşımıza çıkıyor. Tyler bu kavramı geçmiş ya şu anki uygulamalar ile bilimsel ve kuramsal çalışmalardan elde edilen amaçlar doğrultusunda biçimlenmiş öğrenci yaşantının bütünü olarak tanımlamış. Posner ise hem öğrenmede hem de değerlendirme sürecine karar verme olarak sağlayan öğrenme ürünleri dizisi olarak ele almıştır. Hem Tyler'ı hem Posner'ı e, bu süreçte çok fazla işleteceksiniz, çok fazla duyacaksınız. Şimdi eğitim programı tanımı bu şekildeyken program türlerine baktığımızda birincisi resmi program. Resmi program nedir? E, devlet tarafından hazırlanmış ve bize sunulmuş programdır. Hepimizin sene başında e, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan indirdiğimiz, e, okul idaresine teslim ettiğimiz o program aslında resmi programdır. Resmi program ders planı hazırlama konusunda öğretmene temel oluşturur. Program türünün en temel özelliği belli bir kapsam ve düzeni olmasıdır. Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm eğitim basamakları için geliştiren programlar resmi program örnek gösterebilir ve bu yönüyle de uygulaması zorunlu bir özellik gösterir ki zaten hepimiz indiriyoruz ve sene başına itibaren o programa bağlı bir şekilde derslerimizi anlatıyoruz. Geldik uygulamadaki program. Uygulamadaki program resmi programın uygulanışında ortaya çıkan ve öğretmen tarafından e, gerçekten uygulanan programdır. Şimdi e, uygulamadaki program aslında resmi programın yeri geldiği zaman esnetilmesidir. Mesela ben Türkçe öğretmeniyim. E, resmi programı uygularken mesela 5. sınıflara ses olaylarını anlatırken çocukların bazılarının sesleri henüz tanımadığı veya henüz o kısma öğrenme aşamasına gelmediğini ilkokulda e, öğrenemediğini görüyorsun. Ne oldu? Ses olaylarını anlatmadan önce sesleri de vermeye başladığın zaman ne oldu? Uygulamadaki programa geçiş yapmış oldun. Resmi programın biraz estetilmiş hali de uygulamadaki programdır. Bir diğer program türü test edilen program. Test edilen program öğretmen, eğitim kurumları veya devlet tarafından hazırlanan sınavlarda ölçülen öğrenmeleri kapsayan program türüdür demiş. Uygulanan değil de uygulanabilecek olan hani o gelecek vadeden program acaba bu mudur diye test edilen programdır. Genelde küçük ölçekli gruplara uygulanır bu programlar. Eğer başarılı olursa resmi program olarak karşımıza çıkıyor. Örtük program gizli, saklanan ve informal program olarak da adlandıran örtük program resmi formal program dışında yazılı ve resmi olmayan farklı hedeflerin kazanılmasını sağlayan bir program türüdür. Resmi programda açıkça belirtilmediği halde öğrencinin ve duysal davranışları etkileme özelliğini sahiptir. Yazılı olmayan program türleri bunlara giriyor. Şimdi bu nasıl olur? Hiçbir şekilde resmi programda da pro, uygulanan program içerisinde de yazılı olarak karşımıza çıkmayacak. Mesela dersi anlattık e, Türkçe dersinden yola çıkın. Siz kendi başarılarınızı uygulayın. İşte ses olayları. Ses olaylarını anlattık. Resmi programda böyle bir şey yok ama. Ben dedim ki hadi çocuklar ses olaylarıyla ilgili bir tiyatro hazırlayalım. Dersimizin son 15 dakikasını bu şekilde geçirelim. İşte örtük programı hayata geçirmiş oldum. Hiçbir şekilde yazılı değil. Gayet o anda olağan bir şekilde gerçekleşen bir program. İhmal edilen program e, resmi programda yer almasına rağmen öğretmenlerin göz ardı ettiği, ihmal ettiği programdır. Ekstra program bu örtük programla çok karıştırılıyor. Okul dışında yapılması planlanmış her türlü deneyim. Etkinlik bu programın içinde yer almaktadır. Bu tür etkinliklere spor karşılaşmaları, halk oyunları, sinema, tiyatro, konferanslar, sergiler örnek olarak gösterilebilir. Şimdi ekstra programla örtük program arasındaki farka baktığımızda ekstra program sonradan da olsa yazılı hale getirilir. Mesela çocukları sinemaya götüreceksek okuldan e, izin alınır. İşte servis kullanacaksa servisle ilgili il ilçeye yazı yazılır. Velilerden dilekçe alınır. Ne oldu? Yazılı hale getirmiş oldu. Ancak örtük programda öyle bir şey yok. Aniden gelişen, bir anda ortaya çıkan program türüdür. Desteklenen program, programın desteklenmesi için sağlanan kaynakları, ders kitabı, ders saati, sınıf sırası, materyal, akıllı tahtalar desteklenen program içerisinde yer alır. Bu daha çok öğretmenleri değil de okulumuzun idarecilerini kapsayan, onları daha çok ilgilendiren programlardır. Önerilen program, Özellikle bilim insanları ya da meslek kuruluşları tarafından bakın bu programı uygularsanız şu şekilde gelişme kaydederiz dedikleri programlardır. Karşıt program ise resmi programı tamamen karşısına alan e, resmi programın uygulanmasının uygulanmasına dahi karşı olan program türüdür. Karşıt programın hemen altında eğitim programları ilgili bir diğer sınıflandırma ise eğitim, öğretim ve ders programı sınıflandırması şeklindedir. Eğitim programı genel olarak Milli Eğitim Bakanlığı veya eğitim kurumlarında yer alan kurum içi ya da kurum dışı tüm etkinlikleri kapsayan bir programdır. Bu program türü en genel program olup öğretim ve ders programlarının çerçevesini oluşturur. Öğretim programı eğitim programı içinde yer alan ve özellikle öğrenme öğretme etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasını kapsayan bir programdır. Ders programı ise öğretim programı içinde yer alan matematik, Türkçe, beden eğitimi gibi ders ya da kursun amaçlarını içeriklerini öğrenme ve öğretme değerlendirme süreçlerini kapsayan Program olarak tanımlanmaktadır demiş. Şimdi program geliştirme süreçleri var. Program geliştirme süreçlerinin önemli e, parçaları öncelikle bir program geliştirirken bunun planlanması, e, program tasarısının hazırlanması, programın uygulanması ve değerlendirmesi lazım. E, programın tasarımında etkili olan ve kararları yön veren kişiler, konuyu farklı açılardan irdelemeye destek olacak danışmanlar da burada yer alması lazım. Program tasarısının hazırlanmasında tasarımın hazırlanması programın ögelerini kapsar. Bunlar amaçlar, içerik, öğrenme öğretme süreci ve ölçme ve değerlendirme kısımları burada yer alır. Programın uygulanması, deneme uygulaması gereksinim vardır. İşte önerilen programlarda veya test edilen programlarda olduğu gibi bir deneme uygulaması yapılması lazım. Uygulama sürecine dikkat edilmesi gereken değişime karşı ulaşabilecek dirençleri öngörebilmek ve bu dirençleri ortadan kaldırmaya yönelik önlemleri almak gerekir. Programın değerlendirilmesi son basamak, ki bu en önemli kısım. Programın etkilediği hakkında karar verme süreci olarak adlandırılan bu aşama, program geliştirme çalışmalarının sürekliliğinin bir parçasıdır. Değerlendirme süreci, programın tüm öğeleri ve bu öğeler arasındaki ilişkiler değerlendirilir. Programı değerlendirmek, yani aslında bir programı tasarı hazırlamak, bir programı uygulamak, bir programı e, işe koşur hale getirmenin en önemli kısmını dedim ki program değerlendirme. Program değerlendirme'nin amacı ve işlevi nedir? Program değerlendirme de anahtar sözcük karar vermedir. Bu karar verme süreci bir takım sorulara da yanıt aranmasını gerektirir. Bu soruları da e, Barnes şu şekilde açıklamış. Ne değerlendirilecek, niçin ve nasıl değerlendirilecek, kim için değerlendirilecek, nerede değerlendirilecek, ne zaman değerlendirilecek, bu soruların her birine verilen yanıtlar programın etkiliğini belirlemede, Önemli bilgiler sağlamaktadır. Yapılan bu tanımlara göre de program değerlendirme genel olarak eğitim kurumlarının çağın gereklerine uygun bireylerin yetiştirip yetiştirilmediğini bir diğer deyişle bireyler istendik davranışların yani devletin istediği davranışların kazandırıp kazandırılmadığı eğer kazandırılmamışsa bunun nedenlerini bulmayı amaçlar. Bu amaçla da değerlendirecek programla ilgili verilen toplam bilimsel ölçütlere göre yorumlanmasını içeren kapsamlı bir süreç olarak açıklanabilir. Programı değerlendirmenin amacı ve işte bu şekildeyken bir de programı değerlendirmenin süreci var. Bu süreçte de planlama, uygulama ve yine değerlendirmenin değerlendirmesi yapılması lazım. Planlama neydi? Biz bu programı değerlendirmek için bir plan yapmamız lazım. İşte hangi e, kazandırılması gereken davranışlar ortaya çıkmış, hangisi çıkmamış, hangi, nerede dirençler var diye. Ondan sonra bu değerlendirmeyi uygulamamız lazım. Bu aşamada planlama aşamasında alınan kararların işe koşulması İşte biz bu hoşumuza gitti gitmedi işte onları uyguladık uygulamadık gibi. Son olarak da değerlendirmenin değerlendirmesi yani e, bu değerlendirme sonucunda biz bu programı e, işe vuruk e, başat bir program olarak haline getirdik ve örnek veriyorum Anadolu listelerinde uygulama fen listelerinde uygulama kararı aldık gibi. Bir takım sonuçların doğurması da değerlendirmenin değerlendirme kısmıdır. Şimdi program değerlendirme türleri ve yaklaşımları var. Program değerlendirme türlerine baktığımızda ikiye ayrılıyor. Formal ve informal değerlendirme. Formal değerlendirmeler sistematik bir süreç içerir. Bu değerlendirme için amaçların belirlenmesi, değerlendirmenin nerede, ne zaman ve kim tarafından yapılacağının karar verilmesi. Süreçte kullanacak tüm veri toplama araçlarının geçerli ve güvenliğin incelenmesi anlamına gelir. Formal değerlendirmeler yapılandırılmış bir değerlendirme türüdür ve süreç hakkında uzmanlık gerektirir. Ancak informal değerlendirmeler sistematik olmayan, kendinden gelişen, aniden ortaya çıkan özellikle deneyimler, içgüdüler, tecrübeler oldukça önemlidir. Bazı durumlarda formal değerlendirmelere göre daha hızlı bir biçimde veriye ulaşmak söz konusudur. Ayrıca informal değerlendirmeler formal değerlendirme yapılmasının zeminde oluşturulabilir. Yani bu program bizim ülkemizde tutmaz gibi bir deneyime bağlı bir cümle kurduğumuzda aslında diğer tarafta yaptığımız formal değerlendirmelerin bilimsel araştırmaların sonuçlarının bir nevi öngörüsü olarak hani zemin oluşturmuş olabilir veya tutar da diyebilirsiniz hani olumsuz düşünmeyelim. Değerlendirmeler amacı yönünden biçimlendirici ve toplam değerlendirme de olarak göründürür. biçimlendirici değerlendirme tam olarak aslında Süreç içerisinde değerlendirme, yani programı uygulanma süreci içerisinde toplam değerlendirme ise program bittikten sonra yani değerlendirme işleminin sonucunda biz ne yaptık? Bir bakalım bu istediğimiz insan davranışlarını kazandırabiliyor muyuz? İstediğimiz matematik öğretebiliyor muyuz? İngilizce yeterliliğimiz ne seviyede gibi toplam değerlendirme yapılabilir. Şimdi program değerlendirmede yaklaşımlara baktığımızda Hedefe dayalı değerlendirme. Bu yaklaşım programın hedefinin belirlenmesi, bu hedefler doğrusu gerçekleşen çıktığın değerlenmesini temele almaktadır. E, programın hedefleri var, e, sonuçları var. Biz de buna hedefe dayalı değerlendirme de yapacağız. Yönetime dayalı değerlendirme. Bu yaklaşım yöneticileri ya da program lideri bilgi sunmaya odaklanan bir nitelik taşır. Yaklaşım program değerlendirme sürecinde elde edilen bilgilerin özellikle karar vericiler, müdürler, yönetim basamağında yer alan kişilerce daha etkili kullanabileceğini savunur. Yani alt tabakaya inmeden öğretmene, öğrenciye, muhtara, e, sosyal çev çevreye, sosyal medyaya inmeden programla ilgili üst kademe, yani bakanlıktan başlayarak, bakandan başlayarak aşağı doğru e, yönetime dayalı değerlendirme unsuru olarak gösteriyor. Uzman odaklı değerlendirme, program niteliğine o program konusunda uzman ya da uzmanların karar vermesi oluyorlar. Mesela İngilizce dedik, işte dil bilim uzmanlarının e, Türkiye'deki orta öğretimde veya ilk öğretimde eğitim öğretime devam eden öğrencilerle ilgili bir görüşü, bir değerlendirmesi. Tüketici yararlanıcı odaklı değerlendirme. Bu yaklaşım eğitim programları, çalıştaylar, hizmet içi eğitimler, eğitim materyalleri gibi ürün ve hizmetler hakkında bilgi toplamakla yükümlü birey ya da bağımsız kuruluşlar tarafından geliştirilen ve desteklenen bir yaklaşımdır. Son olarak katılımcı odaklı değerlendirme. Bu değerlendirme yaklaşım paylaşının bir de işte programla ilgisi olan değerlendirmeye yardım etmek üzere sürece katılmaları söz konusudur. Bu birinci bölümdü. Ee, geçtiğimiz sene birinci bölümde farklılaştırmış eğitim vardı. O şimdi en sona koymuşlar. Farklılaştırmış eğitimi en sondan bahsedeceğim. Şimdi ikinci kısmında e, biraz daha bilgi dayalı. Bu Bunlar daha çok yoruma dayalıydı. Hani bunlar sordursa zaten yaparsınız. Biraz daha bilgiye, bilmeniz gereken şeyler var. İkinci bölüm kavram öğretim kavram öğretiminde ilk başta yerlandığımız şeylerden bir tanesi sıklıkla yaptığımız özellikle benim bir sözel bölüm öğretmenlerinin kavram haritaları. Joseph Novak tarafından Auswell'in anlamlı öğrenme kuramına dayalı olarak 70'li yılların başında Cornell Üniversitesi'nde geliştirilmiş bilgiyi organize edip görsel bir şekilde sunmaktır. Kavram haritasını biliyorsunuz ortada belli bir kavram vardır ve onun etrafında çeşitli ee, onunla ilgili maddeler vardır. Kavram haritaları hazırlarken dikkat edilecek bazı hususlar var. Ee, mesela sayı sıfatları dedik. Asıl sayı sıfatları, sıra sayı sıfatları, birleştirme sayı sıfatları, kesir sayı sıfatları gibi sıfatların olduğu sayı sıfatları kavram haritasında verdik. Şimdi kavram haritaları hazırlanırken dikkat edilecek bazı hususlar var. Bunlar tek bir akış diyagramı şeklinde hazırlanmamalıdır. Yani tek düzey olmamalıdır. Ee, özel isimler kavram değildir, yazılmaz. Yani kemal öğretmen bir kavram değildir, yazılmaz. Her kavram bir defa kullanılmalıdır. Belli bir grup kavramlar reklendirilebilir. Bu da reklendirmede o kavram için ayırt edicilik sağlar. Kavram haritaları hepinizin çok iyi bildiği şeyler. Yalnız şuna da değineyim. Kavram haritaları derse girişte... öğrenci konuyu bir bütün olarak gösterme imkanı sağlar. Dersin gelişme aşamasında, yani dersin ortasında... Önceden tanımlanan kavram haritası üzerinde maskeleme yöntemiyle kavramların diğer kavramlarla ilişkiler arasındaki e, aşama aşama açıklanabilir. Öğretmen ve öğrencilerle birlikte dersin işleyiş sürecinde birlikte hazırlanabilir. Aynı zamanda dersin sonuç kısmında, bakın bugün ne işledik, işte kavram buydu, çeşitler bunlardı, e, süreçler bunlardı gibi anlatılabilir. İkincisi zihin haritaları kavram öğretiminde öne çıkan. Tony Buzan tarafından geliştirilmiştir. İlk olarak not alma tekniği ortaya çıkmıştır. Olayların fikirleri sistematik bir şekilde görselleştirilmesidir. İşte çok klasik bir örnek var. Beyin, sol beyin, sağ beyin. Görsel bir şekilde beyin görseli var. Sol beyin, sağ beyin. İşte sol beyinde burada da var. Sol beyincikte kelimeler listeleme var. Sağ beyinde işte ritim, boyut ve renk ilişkisi var. V diyakramları 1980'li yıllarda Bob Bowen ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş. Başlangıçta amacı özellikle fen bilimli alanında raporlar araştırmanın daha etkili olması içindir. Hazırlanan raporlar da öğrencilerin teorik bilgileri uygulamalar arasında bağlantı kurmalarına yardımcı olmaktır. E, kavram karikatürleri ki bence benim en çok ilgimi çeken kısım burası kavram öğretiminde. Bir kavram karikatürü hazırlanırken aşağıdaki noktada dikkat edilmelidir demiş. Günlük hayattan e, bilimsel bir olayı konu alır. İnsan ya da hayvan karakteri şekli karakterler gösterilir ve bu karakterlere isim verilir. Karakterler olayları tartışırlar, diyalog kurarlar. Karakterler fikirleri konuşma baloncuklarına ayrı ayrı ve sırasıyla verilir. Karakterlerin görüşleri kısa, öz ve anlaşılır ifade edilir. Öğretim kademesiyle ilgili yaygın kavram yanılgıları içeren konuşma diyaloglarından biri bilimsel doğru... Diğerleri ise geçmiş deneyim ve sezgilerinden ortaya çıkan kavram yanılgıları özellikle temsil eder. Karikatürler dikkat çekici tasarlanır. Tüm alternatif fikirler akla uygun ve eşit statüde olur. Poster formatında kullanılacaksa öğrencinin tamamını görebileceği şekilde okunaklı olur. Bir tane de öneri vermiş. Konuşma balonlarına bir tane de boş konuşma balonu ilave edilebilir ki öğrenciler de kendilerini orada ifade edebilsin. Geldik kavram öğretiminden sonra akran öğretimi akranlar arası öğrenme. Şimdi akran öğrenmenin ne olduğunu siz zaten çok iyi biliyorsunuz ama burada bazı hususlar var. Özellikle akran öğretimin adımları. Onlara bakalım. Akran öğretimin adımları kısa öğretmen kısa bir şekilde konuyu anlatır. Ondan sonra öğrenciye kavram bir testi uygular. Öğrenciler bu testleri çözer ve oylayla oylarlar. Cevapları gözden geçirirler. Akranlar birbirleriyle tartışırlar. Doğru cevabı bu şekilde yapman gerekiyordu. Sen yanlış yaptın bak bu şekilde yapabiliriz beraber gibisinden. Öğrenciler birbirlerine oylarlar. Cevapların gözden geçirilmesi ve öğretmen varsa açıklama ve anlatmaya devam eder. Şimdi akran öğretiminde öğretmen öncelikle konuyu kısa bir şekilde anlattı. Bu 5-10 dakikalık bir süre olabilir. Ondan sonra kavram testi uyguladı. Öğrenci aşamada bireysel olarak cevaplarını verdiler. Öğretmen hızlıca geri dönüşleri göre sınıfı sorulan soruya verdiği yanıtları değerlendirir. Bu değerlendirmeler de tüm sınıfa tarafından verilen. Doğru cevap yüzdesi çok küçük ise, yani öğretmen anlattığı ve kavram testi uyguladığında doğru cevap yüzdesi çok küçük ise, yüzde otuzun altındaysa yani on kişilik sınıfta 2-3 kişi ise yavaşlatılır ve konu anlatımı detaylandırılır veya baştan anlatılır. Doğru cevap yüzdesi yaklaşık %30 ile %70 arasında ise bu akran tartışması için idealdir ve yukarıda verilen akış şeması aynen uygulanır. Doğru cevap sınıfın büyük bir kısmı tarafından verilmişse %70'i ve üstünde verilmişse cevap kısaca açıklanır ve diğer soru veya konuya geçiş yapılır. Akran üretimin yönetimin uygulanmasında en önemli aşama birisi kavram sorusudur. Kavram sorusunun bazı özellikleri demiş sadece sayıları kullanıp çözüme ulaşıldığı bir soru olmamalı. Soru çoktan seçmeli olmalı ve yeterli sayıda seçenek içermeli. Soru öğrencinin anlayacağı ve dilde açık ve net olmalı. Soru ne çok zor ne de çok kolay olmalı. Soru tek bir kavram üzerinde olmalı. Akın öğretiminde uygulanmasında teknik unsurlardan en fazla dikkat çeken durum ise öğrencilerden gelen yanıtların alınmasıdır. İşte öğrencilerin yanıt nasıl alınır? Öğrencinin el kaldırması, Ondan sonra işte bu en kolay ve en kısa sürede hızlı bir şekilde gerçekleştirilir diyor. Flash kartlar yöntemi var. Öğrencilere farklı renk ve formlarda A, B, C gibi kartlar önceden dağıtılarak yapılabilir. Öğrencilerden dönüş almak için. Ee, tarama formları uygulanabilir. Bu genellikle büyük gruplarda tercih ediliyormuş. Clickers denen teknolojik bir uygulama ve çevrim için yanıt sistemleri günümüzde kullandığımız Web 2.0 araçları gibi. Akron üretimin avantaj ve sınırlıkları demiş. Uygulamadaki bazı aşamalarda teknolojik uygulamanın tercih edilmeleri öğrencinin ilgisini sürece katılımı olumlu yönde etkileyebileceği gibi bazı öğretmenler için zahmetli ve maliyetli görünebilir. Akran öğrenimi yönteminin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi. Akran öğretimi uygulamaları gerek eğitmenlerin gerekse öğrencilerin süreç içerisinde yoğun bir şekilde etkileşimli oldukları bir yaklaşımdır. Öncelikle bireylerin kendilerini değerlendirmeleri, sonrasında akran ve grup değerlendirme yapmaları istenebilir. Akran değerlendirme, değerlendirme, grup değerlendirmeleri bu şekilde değerlendirme yapılıp geliştirilebilir. Üçüncü bölüm okul dışı öğrenme ve okul dışı öğrenme ortamları. Şimdi öğretim programı temel alan sınıf dışındaki alanlarda, kurumlarda gerçekleşen öğrenme okul dışı öğrenmedir. Bu nedir? Mesela zorunlu eğitime tabi olan öğrencinin, örnek veriyorum Galatasaray Futbol Okulu'na katılmasıdır. Ee, okul dışında bir aktivite, bir kulüp aktivitesi. İşte burada e, okul dışı öğrenmeler gerçekleşir. Şimdi okul dışı öğrenmelerde, dedik ki biz değerlendirmede hani formal, informal. Bir de non formal var yani okul dışı öğrenmeye yansıtan. Şimdi e, formal öğrenme nedir? Genellikle okuldadır. E, non formal doğal olarak Galatasaray e, Futbol Okulu non formal olacaktır. Bir de informal her yerde olabilir değil mi? Okulda da öyle bir öğrenme olabilir. Ee, okul dışında da bir öğrenme gerçekleşebilir. Şimdi e, bu açıklamadan sonra okul dışı öğrenme başka bir ifade değil. informal ortamlarda formal öğrenme faaliyetlerinin yürütülmesidir. Yapılan çalışmalar okul dışı ortamlarda yapılan etkinliklerin öğrencinin bilişsel, duysal, psikomotor gelişimlere katkı sağlayabileceğini ve öğrencilerin meditasyonlarına, tutumlarında, pardon, motivasyonlarına, tutumlarına ve akademik başarılarında olumlu yönde değiştireceği neden olabileceğini ifade etmektedir. Öğretimin her kademesinde beklenen sınıf içi ve okul dışı öğrenme ortamlarının bir arada kullanılması ve bu sayede öğretmenin öğrenmenin zenginleşmesidir. Okul dışı öğrenme etkinliklerini hazırlarken içerik, yöntem ve ortam ilişkisine dikkat edilmesi gerekir. İçerik neydi? Okul dışı öğrenmeler. Mesela futbol okulunda ne öğretilecek? Futbol, ee, pas, şut, penaltı, kırmızı kart, hakem, offside bunlar öğretilecek. E, yöntem neydi? genellikle bir rehber eşliğinde öyle yani koç e, eşliğinde öğretilecek. Ortam ne olabilir? Futbol stadyumu, halı saha veya bir e, bahçede olabilir bu şekilde ama Galatasaray Futbol Okulu olduğu için genellikle futbol akad akademilerinde oluyor bunlar. Şimdi ortam içeriği orada bir altını çizmişim. İçerik bileşenlerinin ne sorusunu, yani ne öğretileceğidir. E, etkinin ne konuda olduğunu gösterir ortam nerede olduğu yöntem ise nasıl olduğunu bizlere aktarıyor okul dışı öğrenme şimdi okul dışı öğrenme süreci bir öğrenci için nasıl organize edilmesi lazım önce e, etkinlikler hazırlanır daha sonra etkinlikler uygulanır ve değerlendirildi. İşte futbol okuluna gidecek çocuk için etkinlikler. Etkinliğin planlanması, hazırlanması etkinlik öncesinde. Etkinlik planının hazırlanması, zaman akışının planlanması, okul yönetimi, ailelerin izinlerin alınması, giriş dönüş ulaşım planlaması ne oldu? Yani bu aktiviteye katılacak çocuğun, eee non formal eğitim ortamına girecek bu çocuğun e, öncesi hazırlandı. Ondan sonra etkinin uygulanması. Bunlarda dikkat edilmesi gerekenler etkinlik öncesi öğrenci organizasyon kuralı hakkında bilgilendirilmelidir. Gruplar halinde çalışılacaksa bunlar belirlenmelidir. Etkinliğin belirli anlarında öğrenci çalışma kağıtları doldurma için onlara zaman verilmelidir. Öğrencide ortam gezebilecekleri serbest zaman vermelidir. Etkinlik sonrasında değerlendirme kısmında ise e, okul dışı öğrenme faaliyetleri sonrasında kullanılacak bazı ölçme değerlendirme araçları var. Bunlar kavram haritaları işte futbolla ilgili ne öğrendin. İşte ortaya futbol yazarsın kavram haritasında. ne öğrendi? Veya zihin haritası, futbol topu çizilir onların etrafında. Etkinlik sonrası değerlendirme yapılabilir. Ve metin çözümlenmesi karşımıza çıkıyor. Şimdi öğrenmenin doğası başlığı var. Öğrenmenin doğasında aslında günümüz anlamında konuştuğumuzda yüz yüze öğrenme yetmiyor artık. E, çevrim içi araçlar, hayat boyu öğrenmeler, işte sosyal medya, non formal, informal öğrenmeler yani yaşam boyu öğrenme eğitimin doğasını içer içerisinde yer alıyor ve eğitimin doğasına e, aykırı bir durum değil aslında şu an günümüzde yaşadığımız. Yakın dönemde bir pandemi süreci yaşadık hep beraber e, bu da öğrenmenin doğasına, eğitimin doğasına aykırı olmadığını ...bu şekilde de eğitim yapılabileceğini bizlere göstermişti. Öğrenmenin doğasını ve eğitimde etkili geri bildirimler var. Şimdi öğrenme kavramı ele alındığında öğrenme nedir? Kalıcı izli davranışlardır. Ancak öğrenmeni ele aldığımızda bazı bilmemiz gereken kavramlar da var. Bunların devamında refleks bu kavramlardan bir tanesi. Şimdi refleks öğrenmiş bir davranış değil. Hayati bir tepkidir ancak bilinçli bir tepki değildir. İşte gözün seyirmesi... Karanlık ortamda göz bebeklerinin değişmesi. Refleksler bazen ertelenebilirken içgüdü var bir de, içgüdü ertelenemeyen davranıştır. Şimdi reflekslerin özelliklerini incelediğimizde doğuştan getirilmiş belli bir uyarıcısı vardır, belli bir davranıştır. Basit bir davranıştır, organizmanın biyolojik donanımında yer alır, işte gözün seyirmesinde olduğu gibi. İçgüdüye baktığımızda içgüdü doğuştan getirilen türe özgü karmaşık ve öğrenilmemiş olan kişinin gelişiminde rol oynayan temel psikolojik güçtür. Gündelik yaşamda içgüdü bireyin içinden geldiği gibi davrandığında ortaya koyduğu ve bilinçli olarak yapmadığı davranışlardır. Kesinlikle ben de şunu söylüyorum çünkü bu sürekli karıştırıyor hatta hatalı sorular bile hazırlıyorlar. İnsanda içgüdü yoktur arkadaşlar ancak içgüdüye benzer davranışlar vardır. Ee, mesela annelik. Ee, bu da prolaktin hormonuydu. Dur orada. He, evet pro, prolaktin hormon annelik bir üç değil. Prolaktin hormonun etkisiyle ortaya çıkan içgüdüsel bir davranıştır. Aynı hormon erkeklere enjekte edildiğinde, erkeklerde öyle bir hormon yok. Erkeklerin de annelik duygusu e, yaşadığı e, kanıtlanmış. Kanım incelendiğinde bir davranışın içgüdü sayılabilmesi için doğuştan gelmesi, bir türün tüm üyelerinde bulunması, başka türlerle aynı biçimde bulunmaması, karmaşık bir davranış örüntüsü olması ve belli bir biyolojik gereksinim ile ortaya çıkmamış olması gerekmektedir. Öğrenme, refleks, içgüdü bu şekildeydi. Yaşantı, yaşantı e, daha çok Dokunarak, hissederek, izleyerek, için içinde olarak, anlam olarak kavramaya çalışarak yaşadıklarımız de yaşantıdır. Davranış, yaşantının bir süre sonra davranışa dönüşmesidir. Ee, bunu biraz daha çok karaktere de inatıbiliriz. Davranış ifadesi daha çok davranışçı kuramların temel organizmanın gözlenebilen her türlü etkinliği olarak ele alınır. Öğrenilen bütün davranışlar performansa dönüşmeyebilir. Ayrıca öğrenilen bir davranış sonradan ortaya ortadan kalkabilir, silinebilir. davranışlar genel olarak 3 grupta toplamak mümkündür. Bunlar doğuştan gelen davranışlar. içgüdüsel ve refleksif davranışlar oluşur. Bu davranışlar öğrenme yoluyla değiştirilemez. Örneğin kalp kasının çalışma davranışı öğrenme yoluyla değil, doğuştan getirdiğimizdir. Geçici davranışlar işte narkoz, alkol gibi etkisi olduğunda ilaç gibi, yorgunluk gibi et, bir şeylerin etki altında kaldığında yapılan davranışlar geçici davranışlardır. Ve sonradan kazanılan davranışlar ya da öğrenme ürünü olan davranışlar var. Doğuştan getirilmeyen, öğrenme yoluyla edilen sonradan kazanan davranışlardır. Mesela benim şu an bu kamerayı, bu mikrofonu kullanmam sonradan kazanılan bir davranış. Öğrenme ürünü olan istenlik davranışlar iki yolla kazanılır. Planlı eğitim yoluyla kazanan davranışlar ve gelişi güzel kültürlenme yoluyla. Buna gitar örneği verebiliriz. İşte abisi gitar çalan bir çocuğun kendisi de enstrümanı eline alıp oynamaya başlaması, bir süre sonra gitarı öğrenmesi, gitar çalmayı öğrenmesi, gelişi güzelken e, kursa gidip planlı, eğitimli, formal bir şekilde gitar çalmayı öğrenmekte ne oldu? Planlı eğitim yolunda kazanılan davranış olarak karşımıza çıktı. Öğretme kavramı var. Bireyin öğrenmesinin yardım, destek, rehberlik yapma işine öğretme denir. Öğretme kavramını size anlatmayacağım doğal olarak. Öğretim planlı amaçlı öğretme çabası etkinlikleri öğretim ismi verilir. Öğretme bunun yapma işi, bunun planlı çabayla çabasıyla öğretim ismini verilmesi de öğretimdir. Öğrenme için temel ilkeler var. Öğrenme hedefe yöneliktir. Öğrenme ön bilgi ve yeni bilgi arasında bağ kurmadır. Öğrenme bilginin örgütlenmesidir. Öğrenme doğrusal olmayan fazlar halinde gerçekleşir. Öğrenme gelişimden etkilenir öğrenme stratejiktir. Şimdi öğrenmeyi etkileyen faktörlerde öğrenmeyi etkileyen doğrudan ve dolaylı faktörler var. Dolaylı faktörler çok basit. Dolaylı faktörler öğreten yani ben ve öğrenme ortamıdır. Mesela YouTube. Bunlar öğrenmeyi etkileyen dolaylı faktörler. Asıl ilgilendiren kısım öğrenmeyi etkileyen doğrudan faktörler. Öğrenmeyi etkileyen doğrudan faktörler birincisi öğrenenden kaynaklı faktörler. Bu türe özgü hazır oluş. Birincisi, organizmanın bir davranışı gösterebilmesi için biyolojik donanımın uygun olması gerekir. Aynı durumla karşılaşan bir türün tüm üyelerinin otomatik olarak gösterdikleri ve nispeten sabitleşmiş davranışlara tür özgü davranışlar denir. İşte papağana konuşma öğretebiliyorsun ancak kargaya öğretilemiyor veya insanların kuş gibi uçamaması tür özgü hazır oluştuk. Olgunlaşma genellikle fiziksel veya bilissel olarak olgun olmaktır işte 5-6 yaşlarındaki çocukların artık yavaş yavaş kalem tutmaya başlaması gibi. Bu olgunlaşma içerisinde öğrenmeyi kazanacak davranışlar ön koşuldur. Olgunlaşma aynı zamanda yaş ve zeka ile ilgili. İşte 5-6 yaşına gelir, çocuk kalem tutmaya başlar veya işte 12-13-15 yaşlar arasında soyut işlemler dönemine geçer ve soyut düşünmeye başlar. Yine genel uyarılmışlık hali ve kaygı, hem genel uyarılmışlık, hem de kaygı çok üst seviyelerde veya çok az seviyelerde ise sıkıntılı. Hem genel uyarışma, uyarılmışlığı hem de kaygıyı orta düzeyde tutmak gerekir. Genel uyarılmışlık bireyin doğuştan gelen uyarıcıları alma derecesidir. Bir öğrenmenin olabilmesi için bireyin uygun uyarılmışlık düzeyinde olması gereklidir. Yine aynı şekilde kaygının da aynı seviyede tutması gerekir. Hatta bir grafik vardı kaygı arttıkça başarı artıyor. Kaygı artmaya devam edince Başarı düşüyor gibi. Eski yaşantıların aktarılması burası biraz önemli. Burada kavramlar çok fazla. Öğrenmenin gerçekleşmesinde yeni bir bilginin ya da yeni bir becerinin öğrenilmesi büyük oranda öğrenecek bu yeni bilgi veya beceriyle ilgili olan eski yaşantılara bağlıdır. Bu öğrenmede aktarım ya da transfer, transferans olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu aktarımın yeni öğrenmeye katkısı varsa buna olumlu aktarma eski yaşantı aktarılması. Ancak engelleyici bir özelliği varsa da Buna olumsuz aktarma deniyor. Olumlu aktarma bisiklet kullanmayı bilen birinin motosiklet kullanmayı kolay öğrenmesi, araba kullanmayı bilen birinin yeni aldığı arabayı da kolay öğrenmesi olumlu aktarmadır. Olumsuz aktarma iki parmak daktilo kullanan birinin on parmak daktiloya geçince zorlanması. Q klavye kullananın F klavye kullanırken zorlanması olumlu, olumsuz aktarma, olumsuz transfer olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi olumsuz transferle ilişki olarak bir diğer kavram da ket vurma. Yani olumsuz olarak karşımıza çıkanlardan bir de ket vurma var. Ket vurma öğrenilmiş bir malzemenin hatırlanması sırasında ortaya çıkan bozucu etkiye denir. Bu da ikiye ayrılıyor. İleriye ket vurma, geriye ket vurma. İleriye ket vurma, sonrakini unutma. Geriye ket vurma, öncekini unutma olarak aklınızda kalsın. İleriye ket da bireyin yeni aldığı bankamatik kartının şifresini eski bankamatik kartın şifresiyle karıştırması ya da cep telefon numarasını Değiştiren birinin numarasını sorulduğunda eski numarasının söylemesi. Yani yeniyi unutması. Geriye kutket vurma yeni öğrenilmiş olan bir malzemenin önceden öğrenilmiş olan bir malzemenin hatırlamasını engellemesi. Yani eskiyi unutulması. Örneğin Almanca bilen bir kişinin İngilizce öğrendikten sonra Almanca kelimeleri söylemekte zorluk yaşaması. Buna örnek olabilir. Buna ek olarak demiş. Burası bak yeni eklenmiş sanırım. Bu yoktu beni hatırlamıyorum hiçbir şekilde. Ya da vardı. Önemsemedik. Hiç çalışmadık. Bunlara ek olarak Solomon ve Perkins alt düzey ve üst düzey aktarım transferans kavramlarından söz etmektedir. Alt düzey transferans spontane, kendiliğinden veya otomatik olarak gelişmiş veya iyice yerleşmiş becerileri anlatır. Daha önce denenmiş eylem ve becerilerde gerçekleşir. Davranışlar durumun benzerliğinden dolayı otomatik olarak ortaya çıkar. Bazen kişi ne yaptığından habersiz bir şekilde transferi gerçekleştirebilir. Bir arabayı öğrenmek, e, kullanmayı öğrenen kişinin diğer arabaları da kullanabilmesi, bir kişinin farklı diş fırçalarıyla dişini fırçalayabilmesi, bir matematik problemi okulda evde çözebilmesi gibi. Üst düzey transferans soyut ve zihinseldir. Bir durumu bilinçli bir soyutlama modeli oluşturmayı, bir bu sayede diğer durumlarda bağlantı kurmayı içerir. Öğrenciler bir kuralı iki örneği, şemayı öğrendiklerinde bu öğrencilerin daha sonra genel bir şekilde kullandıkları oluşur. Öğrenciler kuralları otomatik olarak uygulamaklarından dolayı transfer mantıksal bir tercih. Geldik güdüye. Motivasyon. istekleri, arzuları, gereksinimleri, dürtülü ve ilgileri kapsayan genel bir ifadedir. Güdü organizmayı uyarır, harekete geçirir ve organizmayı belirli bir amaca doğru yönlendirir. Güdüler genellikle içsel ve dışsal kaynaklı olarak ikiye ayrılır. İçsel güdülenme bireyi harekete geçiren kendi iç motivasyonunu ortaya çıkaran güdülerdir. İşte evden okula giderken ve okuldan eve giderken bir öğrencinin otobüsle devamlı kitap okuması, uçaklara ilgisi olan birinin uçaklar hakkında araştırma yapması gibi şeyleri yapmayı yönelterek yaptıkları şeylerden keyif alması, içsel güdülenme, ancak babasının gözüne girmeye çalışmak, öğretmeninden azar işitmemeye çalışmak için ders çalışmak veya bunları uygulamak ise dışsal güdülenme olarak karşımıza çıkıyor. Yine bire, bireye harekete geçiren güdüler birincil güdüler ve ikinci güdüler olarak da ikiye ayrılıyor. Birincil güdüler işte aç, açsan yemek ye, uykusuzsan uyu ya daha çok fizyolojik olan ihtiyaçlar iken e, ikinci güdüler, güdüler daha çok dışsal motivasyona yer alıyor. Yani başarı özgüven, ait olma, yakın ilişkiler kurma. Tabii ikinci güdüler zaman zaman da e, dolaylı olarak birinci güdülerin doyurmaya hareketler. İşte para ne işe yarar? Bir kağıt parçası aslında yiyemezsem onunla yiyecek alırsın. Yani birinci güdünü doyurursun. Ama para daha çok olursa saygınlık kazanırsın. İkinci güdünü de doyurur. Dikkat kişinin amaçlarına ulaşabilmesi ve bilişsel süreçte harekete geçip sürdürmesi için harcadığı sınırlı insan kaynağıdır. Olarak karşımıza çıkmış. Örneğin öğrenmenin beklenen düzeyde gerçekleşmesi için öğrencinin dikkatini derse yönlendirmesi, gerekir. Şimdi bu öğrenmeyi etkileyen öğrenme yöntemleri ile ilgili faktörlere geldiğimizde öğrenmeye ayrılan zaman. Şimdi öğrenmeye ayrılan zaman arttıkça veya azaldıkça öğrenmeye etkileyen faktör ortaya çıkıyor. Ayrıca öğrenilen konunun yapısı işte baş öğretmenliğe gireceklerin 12 tane modülden sorumlu olması ve bunun da her öğrenme malzemesinin kendine özgü bir yapısının olmasından kaynaklı. Ondan sonra öğrenme yöntemiyle ilgili parçalara bölerek öğrenme var. İşte biz mesela 12 modül var. 12 modülü parçalayarak baktığımız için ne oldu? Ee, öğrenme yöntemiyle ilgili bir e, esas karşımıza çıktı. Bütün halinde öğrenme. Ne oldu? Bir modülü bir bütün halinde öğrendik. Her ikisinde sınırlıkları var. Parçalar öğrenme öğrenmede daha sonra tekrar sıkıntısı yaşanırken. Bütün halinde öğrenmediyse topluca bir anda öğrenildiği için daha sonra unutma sıkıntısı baş gösteriyor ve son olarak da öğrencinin öğrenme yöntemiyle ilgili aktif katılımı var. Öğrenmeyi etkileyen öğrenecek malzeme ile ilgili faktörlere baktığımızda ma bu malzeme algısal olarak ait edilebilir mi ve anlamsal çağrışım yaratabiliyor mu? Mesela rehber öğretmenlerin buraya not almışım modül 3'ü tüm detayları bilmesi anlamsal çağrışımdır çünkü daha önce bildikleri öğrenmesi isten bir konuyu, bir kavramı, birinin önceki bilgi birikimleriyle veya geçmiş yaşantılarıyla ne kadar ilişkiliyse öğrenmede o kadar üst düzeye çıkmıştır diyor. Kavramsal gruplandırma son ee, öğrenmesi istenen bir konunun kavramsal olarak benzerlik veya e, farklılıklara göre gruplandırarak konunun öğrenmesi kolaylaştırılacaktır demiş. Şimdi öğretim stratejileri kısmı var. Bunlardan birincisi Auzben'in anlamlı öğrenmesi yani sunuş yoluyla öğretim. E, hızlı bir şekilde temel özelliklerine baktığımızda öğretmen merkezli bir stratejidir. Konu alanı, kavram, ilke ve genelleme öğretmen tarafından organize edilip öğrencilere olarak anlatılmasıdır. Genellikle kalabalık gruplarda ve soyut kavramların aktarılmasında çok işe yarar. Burada öğrenciler tamamen so soyutlanmış bir durumda değil çünkü soru cevap, dikkat e etme gibi durumlar var. Aslında öğrencilerin çok da az olsa aktif olduğu kısım var. Halbuki sadece bilgi alan kısımda değişiyor. Çünkü soru cevap olduğunda direkt cevap vermesi lazım ki o zaman da dikkatin üst seviyede tutması lazım. Uygulama aşamalarına baktığımızda ön organize ediciler kullanılır. Konu tümden gelim olarak sunulur. Farklı örnekler sunulur. sunulan bilgiler en sonunda özetlenir. Sonuç oluyor öğrenme, öğretmen, öğrenci Etkileşimi yoğundur. İşte az önce bahsettiğim şey soru cevap tartışma tekniklerinin kullanılması dolayı. Yararları kısa süre içerisinde çok bilgi aktarılır. Kalabalık sınıflar için de idealdir. Öğrenci ön bilgileri yeterli olmadığı durumlarda etkili olur. Dersin girişinde özetlenmesinde ve tekrarında kullanılır. Sınırlıkları sadece bilgi düzeyinde ve hedeflerin de, e, kullanılır. Şu an benim size yaptığım gibi sadece bilgi düzeyinde yani size bir kavrama bir uygulama daha sonra yapacağız. E, öğreten sorulara geçtiğimiz bir uygulama yapacağız. Analiz, sentez, değerlendirme gibi basamaklara çıkmıyor. Öğrenci aktivitesi azdır. Sıkıcı olabilir. Öğrencilerin dün almak zor olduğundan dolayı hatan düzenmesine imkan olmayabilir. Buluş yoluyla öğretim bu burunlerin. bunda bunun da temel özelliği öğrencilere rehberlik ederek onlara bilgiye ulaşmalarını sağlamaktır. Aşamaları ise şu şekilde. öğretmen örnekleri sunar. Öğrenciler örnekleri açıklar. Öğretmen ek örnekler verir. Öğrenciler ek örnekleri açıklar. Öğretmen örnekleri ve zıt örnekleri örnek olmayan durumları verir. Öğrenciler bu örnekleri karşılaştırmalarını yapar. Öğretmenin öğrencilerini beledi ilkeleri ve özellikle açıklaması ve tamamlaması. Öğrenci iki ve genelleri ulaşmaları ve tanım yapmaları. Öğrencilerin ek örnekleri vermeleri. Yararı nedir? Yaparak ve yaşayarak öğrenme imkanı sunarak kalıcı öğrenmeyi sağlar üst düzey düşünme becerilerini geliştirir, kavrama ve üstü hedef düzeyleri için uygundur. Sınırlıkları nelerdir? Çok zaman alır, maliyeti yüksektir, ön bilgiler yoksa amacına ulaşamaz, karmaşık bazı konularda sonuca ulaşmayabilir, olgu öğretiminde etkili değil. Diğer madde araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisi John Dewey'in bir gerçek hayattan alabilecek bir problemle. E, Menek uyandırarak birden çok çözüm barındıran içeriklere e, araştırma inceleme yolunda öğretim stratejisi uygulanabilir. Örneğin çevre kirliliği buna örnek olabilir. E, burada tüme varım ve tümden yöntem, tümden gelim yöntemleri bir arada kullanılabilir. Buluş yoluyla öğretim stratejisi olduğu gibi öğretmen bir yol gösterici, bir rehber. Öğrenciler ise araştıran, inceleyen olarak karşımıza çıkıyor. Yararları, öğrencinin bilimsel problem çözme, yaratıcı, eleştirel düşünme gibi üst düzey bilişsel becerilerini ortaya koyar. Sınırlıklarda yine buluş yönteminde olduğu gibi maliyeti yüksektir, zaman alır, kalabalık sınıflarda ön koşul öğrenmenin eksik olduğu öğrencilere de uygulaması zordur. Her yaş ve hedef düzeyi için uygun değildir. Öğretmen sınıf yönetiminde zorluk yaşayabilir. Tam öğrenme stratejisi Bloom tak yaklaşımı. Bu biraz önemli. Bunun mottosu öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır. Diyor ki öğrencilerin değişebilen ve değişmeyen özellikleri var. Değişebilen özellikleri ön öğrenmeler, derse karşı ilgisi, tutumu. Değiştirilemeyen özellikleri, zekası, genel e, genel yeteneği, öğrencinin kişi özellikleri, ailesinin durum. Bunlar da değiştirilemez. Biz de diyor öğrencinin değiştirilebilir özelliklerine odaklanmamız lazım. O yüzden diyor okullarda öğrencinin bu özelliklerinden her ünite sonunda izleme testi yaparız. E, bu yaklaşımında göre öğrencilerin yüzde biz bu işi öğretiriz diyor. Tam öğrenmenin 3 tane değişkeni var. Öğrenci nitelikleri, öğretim hizmetinin niteliği ve öğrenme ürünleri. Uygun uygulama basamakları nasıldır? Öğrenme birimlerinin üniteler şeklinde belirlenir. Üniteler hedef davranışlarını oluşturacak hedef davranışlarının standartlarını belirlenir. Mesela %70'inden fazlası, %90'dan fazlasını öğreteceğiz gibi. Ön koşul öğrenme düzeyin belirlenir. Varsa ön koşul öğrenme eksiklerin giderilir. Yani bilgi basamandaki öğrenmeler giderilir. Öğretim ünitesinin işlenmesine geçilir. Ünite veya konunun öğretimi bittikten sonra izlemeye dönük değerlendirme yapılır. İstenilen öğrenme yüzde %70'e ulaşamayan çocuk öğrenciler için tamamlayıcı ek öğretimler yapılır. Sınıftaki bu tamamlayıcı ek öğretimi unutmayın. Çünkü birazdan bahsedeceğim. Sınıftaki tüm öğrencilerin istenen öğrenme standartına ulaşmasından sonra bir sonraki üniteye geçilir. Birkaç ünite işlendikten sonra özetleyici yani summatif değerlendirme yapılması öğrencilerin öğrenme düzeylerinin belirlenir. Şimdi tamamlayıcı öğretim etkinliklerinde dedik ki diyelim ki sınıfın 70'i işte öğrendi ama kalan %30 için tam öğrenme gerçekleşmedi. O zaman ne yapacağız? Öğretmen veya özel öğretici tarafından birebir eğitim yapılır. Programlı öğretim tekrar ve kaynak ve yardımcı kitaplarla öğretim yapılabilir. Esan oyunlarla öğretim, bilgisayar öğretim yapılabilir. Şimdi bu tam öğrenmenin 3 temel değişkeni var demiştik ya. Öğrenci niteliği, öğretim hizmetleri niteliği ve öğrenme ürünleri. Bu öğrenci niteliği ve öğretim hizmetleri niteliği bağımsız değişkenken öğrenme ürünleri bunlara bağımlı olarak değişken olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer madde yapılandırmacı öğrenme Piaget, Vygotsky, Dewey, Gestalt ve Brunner'in. Bunun en önemli özelliği bireyin bilgiyi yapılandırmasına, oluşturmasına, yorumlanmasına, geliştirmesine fırsat verilmesi gerekir. Yapılandırmacı öğrenme, deneyime bağlı anlam oluşturma sürecidir ve bu süreçte öğrenci her zaman hak, hakimdir, olayın içindedir. Bireysel farklılıklar önemlidir. E, değerlendirmesi, öğretim sonucuna değil de sürece dönük olarak değerlendirilir. Peki sürece dönük olarak değerlendirmenin en kolay yolu nedir? Portfolyo oluşturmaları. Yapılandırmacılık buluş yoluyla öğrenme yaklaşımının geliştirilmiş halidir. Aralarındaki fark buluş yoluyla öğrenci öğretmen yönlendirmesiyle yaparken yapılandırmacılıkta ise öğrenci öğretmen rehberinde deneyimler geçirir ve birinci bilgi kaynağı yani öznel olarak gerçekleştiklerini gördüklerini üretir. Proje tabanlı öğrenme John Dewey, Kilpatrick ve Bruner'in proje tabanlı öğretim yöntemi bilimsel düşünmenin adımlarını öğrenmeyi, öğrencilerin ilgilendikleri bir konuda araştırma yapmaları, araştırma sonuçlarını bir raporla düzenlemeleri ve sınıfta ya da yarışmada sunmaları amaçlanır. Öğrencilerin bireysel ya da grupsal olarak gerçek yaşam koşullarına uygun disiplinler arası konular, etkinlikler, bilimsel alanlar bağlantı kurarak bir problem ya da senaryo üzerine yerine getirdikleri bir problem çözme etkinliğidir. Projeler tasarlanır ve projeler değerlendirilir. Sınırlıkları var bunun da. Zaman tabii proje üretmekte zaman sıkıntı. Sınırın iyi çizilmesi gerekir. çünkü hedeften sapma meydana gelir. Her zaman orijinal bir ürün ortaya çıkmayabilir. Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı John Dewey'in probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ilerlemecik eğitim felsefesi akımı ve araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisini ortaya koyan John Dewey tarafından ortama ortaya konmuştur. Probleme dayalı öğrenme temeli John Dewey'in yaparak yaşayarak öğrenme ilkesinden almıştır. Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilere kazandırdıkları özelliklere baktığımızda yaşamla yüz yüze gelme, araştırma çözüm üretme, ekip çalışması becerilerini geliştirme, Bilimsel düşünme öğrenme, üst düzey düşünme becerilerini geliştirme, iletişim becerilerini geliştirme, ilgi ve güdülenmeyi arttırmadır. Beyin temelli öğrenme, hep Kane nörofizyoloji kuram olarak da karşımıza çıkıyor. E, beyin temelli öğrenmede e, gerçek problemlerin çözümünü en iyi öğrenmenin olacağı ve öğrencinin öğrenme sürecine etkin katılımı sağlanması gerektiğini savunur. Öğretmen ise rehber rolündedir. Beyin temelli öğrenme, yapısalcı yaklaşım gibi yaparak yaşayarak öğrenmeyi savunur. Öğrenme, 5 duyu organına hitap etmelidir. Bu işin de Temeli budur. Harmanlanmış öğrenme. Harmanlanmış öğrenme özellikle çevrim içi araçlarla hem yüz yüze hem online hem de çevrim dışı bağlantılarla öğrencilerin öğrenmesini sağlamasıdır. Biz e, bunun yine pandemi döneminde EBA'da yapmıştık. Hem e, yüz yüze. Şu an yaptığımız yüz yüze hem çevrim içi online sınavlar hem de çevrim dışında verdiğimiz ödevlerle harmanlanmış eğitimi bir nebze olsun yapmıştık. Yaşam boyu öğrenme hem informal hem non formal ortamlar Artık Bu kavramlara aşinasınız o yüzden anlatmıştım çünkü. Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı var. İşbirlikçi öğrenme yaklaşımı John Dewey'in geneliksel sınıftaki öğrencilerin yarışma ve rekabetin son vermeyi amaçlayan ve başarıya birlikte ulaşmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. İşbirliğine dayalı öğretim, öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde birbirlerini öğrenmeden yardım ederek çalışmalarına dayalı bir yaklaşımdır. Birimiz, hepimiz, hepimiz, birimiz felsefesi güdülmektedir. Bu felsefe sonucunda da öğrenciler arasında altı temel ilkeye uyulması gerekir olumlu bağımlılık, yüz yüze etkileşim, kişisel sorumluluk, sosyal beceriler, grup sürecinin değerlendirilmesi, eşit başarı ilkesi bunlar içerisindedir. Ancak sınırlıkları var. Başarı ve bireysel çalışmayı seven öğrencilerin başarını düşürebilir. Değerlendirme şaşırması zordur. Grup içerisinde bireyleri ayrı ayrı değerlendirmek zordur. Çalışmalar grup üyelerinden sadece bir kişi üzerine yüklenebilir. İşler kolaylaştı. Öğretim ilkeleri ve yapısalcı eğitim kaldı bir. Öğretim ilkelerinden birincisi neydi? Hedefe uygunluk, amaca uygunluk ilkesi. Eğitim durumları işe koşulduğu hedefe hizmet edecek. Onlara ulaşılabilir olması gerekir. İkincisi öğrenciye göre olması gerekir. Üçüncüsü öğrenci düzeylerine uygun olması gerekir. Dördüncüsü hayatilik ilkesi yani yaşama yakın olması gerekir öğretim ilkelerinin. Beşincisi transfer öğrenci gün içerisinde okulda öğrendiklerini bakkala gittiğinde de uygulaması gerekir. Altıncısı yaparak yaşayarak öğrenme gerekir. Yedi ekonomik olmalı yani hem az insan gücü hem az e, ekonomik güçle çok şey almak gerekir. Sekiz aktualite olmalı işte Ali Cappar'ı çocuk sınıfta söyleyebilmeli öğretmenine güncel olması lazım. Aa, biz böyle bir türkü duyduk gerçek mi diye tarih öğretmenine sosyal bir öğretmenine sorulabilir. Açıklık. Yani ayenlik her şeyin açık ve net olmasıdır. Öğretmenin kullanıldığı dilden tutun da kullandığı materyale kadar. Somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, yakından kendi bölgesine uzağa, basit olanlardan karmaşıklığa bir bütün olarak ele al alması gerekir. Bütünlük ilkesine göre de bireyin bedensel, duygusal, fizyolojik, psikolojik, kişisel süreçlerin bir bütün olarak, bir öğrenci olarak ele alması gerekir. Anlamlı olması lazım, tümden gelimi olması lazım ve sosyallik olması lazım. Yani öğretim ilkeleri konusunun son ilkesi olan sosyallik demiş, öğretim sürecinde insanların sosyalleşmesine topluma uyum sağlamasını vurgulamaktadır. Geldik farklılaştırmış öğretime. Buraya kadar dinlediyseniz size helal olsun. Bu sınavı beraber halledeceğiz. Daha modül 1'deyiz. Adam anlattı da anlattı değil mi? Geldik farklılaştırmış öğretime. Farklılaştırmış öğretimin tramsat temeli. Şimdi farklılaştırmış öğretim biz çok çok konuştuğumuz için ben size hızlı bir şekilde örnek geçip farklılaştırmış öğretimle ilgili temel ögelere ve şeylere geçelim. Kullanan yöntem ve teknikleri geçelim. Şimdi farklılaştırmış öğretimde şu var. Öğretmen farklıdır, öğrenci farklıdır, içerik farklıdır, her birey özeldir, her öğretmen özeldir. O yüzden her şey e, bireyin kendisine uygulanmalı. Yani tamamen birey biriciktir ve ona göre bir eğitim sistemi, eğitim programı hazırlanır ve ona göre çalışmalar yapılır. Farklaştırmış öğretim bu. E, öğretimde temel ögelerinde içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamı var. Ne nasıl farklılaştırıyor demiş. Şimdi farklılaştırma öğretimde kullanılan yöntem ve tekniklere bakalım. Burası çünkü burada çok kavram var. Karıştırılan şeyler de var. Onlardan bahsedelim. Farklaştırmış öğretim dediğim gibi öğrenci biriciktir. Öğretmen de bu biricik öğrenciye en iyi eğitim vermek için farklı yöntem ve teknikler kullanılır. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Farklılaştırmış öğretimde kullanılan yöntem ve teknikler. Bunlardan birincisi nedir? İstasyonlar. Öğrenciler eş zamanlı olarak çeşitli öğrenme aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri merkezlerdir. Bir konunun farklı alt bölümleri farklı istasyonlara hazırlanır. İstasyonlar aynı ortamdadır. Öğrenciler farklı hazır buluştuk düzeylerine göre farklı öğrenme görevi aktivitelerine yönlendirilir. Öğrencilerin farklı istasyonlar aktiviteleri o konuda pratik yapabilir. Bazen arkadaşlarına öğretebilir, bazen de konuyla ilgili proje hazırlayabilirler. Öğrencinin hangi istasyona gidecekleri öğretmen tarafından belirleneceği gibi uygun yönlendirmeler de öğrencilere bırakılabilir. İstasyonlar öğrenme istasyonu, uygulama istasyonu, proje istasyonu, sanat istasyonu, müzik istasyonu olabileceği gibi öğrenci ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı istasyonlar oluşturulabilir. Yani o zaman istasyondan şunu anlamanız lazım. Hazır buluştuk düzeyine göre öğrenci sınıf içerisinde herhangi bir istasyona gidip orada çalışmalarını yapabilir. Yine Türkçe dersine örnek vereyim. Bildiğim konuşayım çünkü size. Filmsel konusu isim fiil, sıfat ve zarf fiilden ayrılıyor. Ben istasyonumu kurdum. İsim fiil istasyonu, sıfat fiil istasyonu, zarf fiil istasyonu. Çocuğum belki de isim fiili biliyordu. Ne yaptı? Sıfat fiilde eksiği var. Oraya gitti. Orada öğrendi. Öğrenci biricik ya ona göre o uygulama ortamı hazırladık. Merkezler ikinci madde. Kısmen istasyonlara benzemektedirler. İstasyonlarda olduğu gibi merkezlerde de aynı ortamda yer alır. Fakat merkezlerde aynı konunun farklı yollarla öğretilmesi amaçlanır. Bu da merkezin istasyonuna ayrılan yönüdür. Pratikte ilgi ve öğrenme olarak iki merkez türü bulunmaktadır. Öğrenme merkezleri öğrenci bir konu öğretmek ve öğrenilmiş konunun mekiştirilmesini sağlamak amacıyla sınıftan bir köşede hazırlanan etkinlik malzemelerinin oldukları yerlerdir. İlgi merkezleri ise öğrencilerin konu hakkındaki kendi ilgili alanlarda çalışma yapmaları sağlamak amacıyla oluşturan yerler. Şimdi ben 3 tane kutu koymuştum istasyonda. Şimdi merkezlerde de yine 3 tane kutum var. Ama sıfat fiile gittiğinde çocuğum sıfat fiil ile ilgili bir tiyatro da hazırlayabilir. Bir kitap da yazabilir, bir şiir de yazabilir. Sıfat fiil ile ilgili bir deneme hazırlayıp arkadaşlarına da sunabilir. Ne oldu? Aynı konuyu farklı yollarla öğrenilmesi amaçlandı. İstasyonlarda öyle bir şey yok. Sadece farklı girişi, hazır oluştuklarında farklı giriş bölgeleri var. Deney merkezi, eğitimsel uyum hazırlama merkezi ve soruşturma merkezi olarak e, bu merkezler kurulabilir. Öğrenme ajanları, ajandaların stratejisi her öğrenci için farklı görevlerin verildiği bir uygulamadır. Bu uygulamada her öğrencinin bir ajandası bulunur. Öğretmen, öğrencinin ajandalarını çoğunlukla iki hafta tamamlayacak görevler yazar. Bu stratejinin amacı derse destek olmak. Karmaşık öğretim. Karmaşık öğretim birçok özellik açısından birbirinden farklı öğrenci grupları için geliştirilmiştir. Her türlü zeka, malzeme, stil, içerik gibi özelliklere faydalanan küçük grup uygulamasıdır. Bu uygulama ile öğrenciler birbirine olumlu yönlerini farkına varmış olurlar. Her öğrencinin farklı bir yönden çalışmaya katkı yapması sağlanır. Karmaşık öğretim, usta uygulayan öğretmenler öğrenciler için çalışırken gruplar arasında hareket ederler. Öğrenciler çalışma hakkında açık uçlu sorular sorar, öğrencinin düşünmelerini derinleştirir ve anlamlarını kolaylaştırır. Ayrıca zamanla öğretmenler öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğu ve yetkisini devrederler. Daha sonra otoriteyi yönetmek için gereken becerileri geliştirmede öğrencileri desteklerler. Yani burada karmaşıklık şu. Birçok özellik açısından farklı olan öğrencileri karıştırıp bir araya getirmek. Küçükken hepiniz küme çalışması yaptınız. Bu o aslında. Yörünge çalışmaları, yörünge uygulaması proje yöntemi bireysel uygulanan şekli olarak tanımlanabilir. Yörünge ismi hazırlanan projelerin işlenen konunun yörüngesi etrafında seçilmesinden gelir. Giriş noktaları. Öğrenciler üst bilişsel öğrenme kuramlarına dayanmaktadır. Giriş noktaları stratejisinde öğrencilere ayrı anda farklı giriş noktalarına başlama imkanı sunulur. Bu giriş noktaları çok mu zeki alanlara göre tasarlanmaktadır. Öğrenci bir giriş noktası da konuyu okuyarak başka bir yerde ise diğerlerinde film izleyerek, diğerlerinde tiyatro yaparak öğrenebilir. Öğrenme sözleşmesi öğretmenle öğrenci arasında yapılır ve neyin daha doğru olduğu, neyin nasıl can alıcı olduğu, nasıl öğrenmesi gerektiğiyle ilgilidir. Bu çalışmada verilen performansların ödevlerini yerine getirirken farklı kaynaklardan ilgilenerek faydalanma, farklı tarzlarda sunum yapma ve kendilerine uygun görevler verme yoluyla farklılaştırılmış öğretim gerçekleştirilir. Katlı öğretme, katlı öğretim daha doğrusu. Katlı öğretim, öğrencinin hızlı buluştuk, öğrenmelerin hızları, ilgileri, bilişsel yetenekleri ve öğrenme stilleri birisi farklı öğretim ortamında meydana getirileceği olumsuz öğrenciyi gidermek amaçıyla kullanılır. Katlı öğretimde bu bireysel farklılığa göre tasarım çektir. öğretim süreci, öğretim ürünü ve ortam boyutları kademelendirir. Bu şekilde bir tasarımla örneğin ön öğrenmesi düşük, orta ve yüksek olan öğrencinin aynı konuları istenen kendilerine uygun zorluk seviyesinde öğrenmelerini sağlamak. Ön öğrenmeye göre farklılaştırmada öğretmen öğrencinin seviyelerini belirlemekte, bunlara öğretim sürecini düzenlemektedir. Öğrencilerin seviyelerine göre katları yerleştirme anlayışına dayanan katlı öğretim yönteminde öğretmenden sınıfta katları belirlerken farklı yaratabilirler. Grup araştırmaları öğrencilere e, araştırma yapmaları için grup birlikteliği veriliyor. Bunu biliyoruz. Farklılaştırmış öğretimde değerlendirme teknikleri var. Biz bu yöntemlerle öğrencilere farklılaştırmış eğitim verdik. Şimdi bunları değerlendirme zamanı. Önce öğretim öncesinde değerlendirme yani. E, köşe kapmaca, kutu yapma ve evet hayır kapları. Köşe kapmaca tekniğinin uygulaması ilk olarak sınıfın köşelerine üzerinde neredeyse hiç bazen sıklıkla kesinlik ifadeleri yazan kartlar yerleştirir. Öğrenciler bildiğine göre işte bunu neredeyse hiç biliyorum, bazen biliyorum, sıklıkla yapıyorum gibi kartların altına geçerler. Kutu yapma. Bu teknik ilk olarak öğrenci bir kağıda büyük bir kutu çizer. Ardınca bu kutunun içine küçük bir kutu çizer. Dıştaki kutuyu, yani büyük kutuyu ne biliyorum, içteki kutu ise ne bilmediğim yazar. Evet hayır kaplı, öğrenci dağıtılır. Öğretmen bunu biliyor musunuz? Evet kaldır, bilmiyorsunuz. Hayır kaldır. Öğretim sürecine, yani eğitim öğretim devam ederken değerlendirme yapmak isterseniz. Bunlardan birincisi parmakla işaretleme. Öğrenci baş parmakları kullanarak biliyorum, az biliyorum, hiç bilmiyorum yapmasıdır. Yumruk yapma tekniği. Beş parmak açıksa birini açıklayabilecek kadar İyi biliyorum. Dört parmak açıksa yalnız başıma yapabilecek kadar iyi biliyorum. Üç parmak açıksa biraz yardım ihtiyacım var. İki parmak açıksa daha fazla pratik yapma ihtiyacım var. Bir parmak açıksa henüz öğrenmenin başındayım. Yumrukta hiçbir şey bilmiyorum anlamına geliyor herhalde. Yumruğu açıklamamışlar çünkü. Gerçekle yüzleşme özellikle öğrencinin kendi duygularını ifade etmelerini olanak tanıyan bir öğretim sürecinde kullanılan değerlendirme tekniği. Son olarak öğretim sonrasında kullanılan tek Tekniklerden salma oluşturma. Öğrenciye o günün öğrenme konusuna yönelik çeşitli sorular yöneltilir. Sorulan sorulan cevapları öğrencilere kağıda yazmaları istenir. Sonrasında öğrenciler bir daire oluşturur. Dairedeki her öğrenci dönüşsel olarak söz hakkı alır ve kağıda yazdıklarını okur. Simit tekniği bu az önce kutu yapmayla aynı. Öğretim başında bu da ise sonunda kullanıyor Simit tekniğinde işte bir tane daire, bir tane simit çiziyor öğrenci. Simitin dışına öğreniyorum. İş tarafına ise biliyorum yazıyor. Konuşma halkası bu teknikte öğrenci üçer kişilik gruplar oluşturulur. Öğrenci A ve B, C isimleri verir. A belirlenen konu hakkında konuşmaya başlar ve kendisi işaret edilerek konuşur. B de aynı şekilde konuşur, C de aynı şekilde konuşur ve herkesin sözü biter. Bu sayede öğrenciler konu hakkında ne kadar bildikleri, konuyu ne kadar öğrendikleri tespit edilir. Döngüsel yansıma sınıfın farklı yerlerinin üzerine konuların yazıldığı kağıtlar asılır. Öğrenciler küçük gruplar halinde köşelere giderler ve burada bulunan kağıtları konu hakkındaki düşüncelerini yazarlar. Öğretmenin işaretiyle gruplar bir sonraki köşeye geçerler. Öğrenciler döngüsel olarak sınıfın köşelerinde hareket etmeye devam ederler. Sonrasında gruplar en son buldukları köşedeki kağıtları alarak Yağıttaki konuya ilgili yazılarını sınıfla okurlar ve tartışırlar. Portfolyo, ürün dosyası hazırlama ve e-portfolyo var. E-portfolyo da öğrencinin daha çok web araçları kullanarak portfolyo hazırlamasıdır. Genellikle portfolyonun hazırlama süreci ve portfolyonun renkleri var. Son konu bitiriyorum. Genellikle portfolyo, portfolyonun içinde konacak ürünlerin seçiminde hem öğrencinin hem de öğretmenin yer aldığı bir ortaklıktır. Öğretmen seçimi kriterlerini belirleyecek ve öğrencilerin çeşitli tercih yapmasına izin verecektir. Bazı öğretmenler dahil edilen ürünleri tanımlamak için renkli konuklar kullanılır. Bu renkli konukların kullanımı öğrenci tarafından seçiliyorsa kırmızı, öğretmen tarafından seçiliyorsa sarı, öğretmen ve öğrencinin birlikte seçtiği ürünlerse yeşil nokta konur. Portfolyo hazırlama sürecini aslında ölçme değerlendirme anlatmak lazım. Çünkü buradaki biraz eksik ölçme değerlendirmede çok daha detaylı. Onu orada değineceğim. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Teşekkürler butonu ve katıl butonu da sizler için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.